Selam arkadaşlar, bugün daha kahvaltımız etmedik ve 2,5 TL 25 TL 250 TL'lik kahvaltıyla sizlerleyiz. Evet. Bir kişi 250 TL'lik mükemmel bir kahvaltı yapacak. Masayı donatacak. Masayı donatacak. Belki arkadaşına da arkadaşa vermek yok. Yok kendi. Abi. Ben bugün 250 TL hissediyorum. Siz kaç hissediyorsunuz? Ben 2,5 hissediyorum ama 25'e okeyim ya. Ben de 25 daha iyi olur. Niye uğraşmak mı istemiyorsunuz? Hayır, kilo almak istemiyorum ya. Ben yiyemem. Yetti bana. Bunu aldım ben abi. Abi yani... Kilo almak istemiyordum da bu kadar da değildi ya. Ya elimle itemem yani. 2,5 TL Serdar Bey, 25 TL ve 250 TL mi? Burayı donatacağım biliyorsun değil mi? Şöyle. Böyle donatacağım. Evet. Abi... Ben bir simit alırım diye sen düşünüyorum. Sen bir simit al ya gel, da poğaça moğaça bir şey alırım. Sipariş verelim. Sen çünkü yemek sepetinden falan bir şey herhalde olmaz yani sana. Olur mu diyorsun? Yok, getirin. Yani gideyim alayım ya. Sen bir git simit al. Biz de burada mahalle sipariş vereceğiz. Kolay gelsin hemen geliyoruz bana. Arkadaşlar tam tamına 25 TL'm var ve buraya menemen yazacağım. Çünkü canım menemen çekti. Menemenden sonra da belki ufak birkaç şey daha söyleyebilirim. Demin biraz baktım. Burada bir tane yer var. 14 TL bir menemen var. Hatta burada pişi de vardı. Şimdi menemeni 14 lira versem, hadi vereyim. Biber, tereyağı, domates. Ben aslında beyaz peynirli menemen daha çok seviyorum ama o daha mı pahalı acaba? Hadi 17 TL olsun ama beyaz peynirli olsun. Yemez miyiz ya? Beyaz peynir menemenimiz yok mu? Bir tane alayım şöyle. 8 liramın 4,5 lirasında bir sucuklu pişi yapsam kaç oldu? 21,5 TL. 3,5 TL kaldı. 3,5 TL ben hiçbir şey alamam. Gideyim bari bir su mu alayım? Ne alayım? Çay da yoktur burada. Ne alayım? 3,5 liraya. Aa, demleme çay. Vallahi bak, büyük boy karton bardakta. Çok iyi. 3 lira. Kaldı 50 kuruş. 2 tane de poşet alayım. Lazım olur hayatta. Diyerek tam tamına tam 25 TL ile veda ediyorum. İnşallah vardır. Fesleğen Kafe Restoran, Cafera Mahallesi Moda. Tamam, yakın zaten. Evet, söylüyorum ve benim siparişim hazır arkadaşlar. Evet, simit almak üzere ofisten çıktım. Bir tane simitçi bulmam gerekiyor. Gözlüklerin maske çilesi ne olacak ya? Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Şimdi gideceğim bir tane simit. Simit 2 lira falan galiba. Yanına belki başka bir şey alabilirim. Ne alabilirim onu bilmiyorum 50 kuruşa gerçi ama. Bir bakacağım, bir deneyeceğim. Niye böyle oluyor? Abi simitçi nerede var ya? Yürümeye devam ediyoruz bakalım. Abi nasıl simitçi olmaz ya? Neyse, olmazsa şuradan bir yerden bir pastaneye gireceğim. Aha, şurada var. Evet, simitçiye doğru gidiyorum bakalım. Evet, şimdi geldim simitçiye. Bir tane simit alacağım. Merhaba abi, hayırlı işler. Simit ne kadardı abi? 2 liraydı galiba. Bir tane simit alacağım. Bu yanına peynir meynir var mı? Annemi denemiyor, getirmiyoruz şimdi. He. Şey yapıyor. Anladım. Tamam, ben 50 kuruşa başka bir yerden bir şey alacağım o zaman. Şöyle 2 lira vereyim abi. Yok, eksiğim olacak, şu olmasın. Şu olmasın. Bu da benden olsun. Tamam. 1 lira da benden. Tamam. Şöyle yaptım. Bir tane de meyve suyu aldım. O zaman hayırlı işler abi. Evet, ofise geldim. Çok yorgunum. Çok. Terledim. Maske beni bitirdi sıcakta. Simidimle birlikte. Bakalım arkadaşlar kendilerine nasıl bir ziyafet ayarlamışlar. Özellikle de şanslı Şeyma Hanım'ın kendine neler söylediğini ben acayip merak ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önümde bir kağıtla hazırlanarak geldim. Çünkü 250 TL çok farklı restoranlardan çok farklı şekilde bu masaya çok güzel şeyler getirmek istiyorum. O yüzden araştırmamı yaptım ve ilk başta bir kruvasanla başlayacağım. Kruvasancıdan kruvasanımı seçtim, siparişimi verdim. Şimdi diğer mağazayla devam ediyorum. Evet, ikinci olarak da Türklerin vazgeçilmezi geleneksel bir kahvaltıyı bu masaya getirmek istiyorum. O yüzden şimdi burada güzel bir geleneksel kahvaltı buldum. İçinde işte beyaz peynir, kaşar peyniri, zeytin, her şey var. Bunu da sepete ekledim. Bir sonraki restoranımdan da güzel böyle bir roast beef sandviç söyledim. Limonata söyledim ve portakal suyu söyledim. Portakal suyu ve limonata zaten bence bu sıcak havada çok güzel gidecek. Bunların da siparişini veriyorum. Bir sonraki restorandan da Türk kahvaltısının yine vazgeçilmezi ve benim de kahvaltıda yemeği gerçekten çok sevdiğim kaşarlı sucuklu yumurta söylüyorum. Bu siparişler arasında şu an canımın en çok çektiği, yani bunu da söylememde yarar var. Bunu da sepete ekledim ve siparişimi veriyorum. Bir sonraki kahvaltı yerinden de bu somon french toast diye bir şey var böyle. Bilmiyorum, dereotlu lor peyniri falan bir şeymiş, ilginç geldi, onu söyledim. Bir de salata kasesi söyledim. Ben böyle yeşillik falan çok seviyorum kahvaltıda. Üstünde de bir tane haşlanmış yumurta varmış. Güzel bir tercih olabilir. Hemen bunun da siparişini veriyorum. Son bir restoranım kaldı. Onda da güzel bir kahvaltı için
Karpuz bence yaz için ideal bir meyve. Karpuzlu bir kahvaltı ararken de onu buldum. Onun içinde de pişi varmış. Bence inanılmaz güzel oldu. Bu da son restoranımda 243-247 lira arası, tam emin değilim tek tek sipariş verdiğim için, ama 250'ye çok yakın bir tutarda sipariş verdim. Masada görünce zaten her şeyi anlayacaksınız. Bence güzel bir sipariş oldu. Evet efendim, yemeklerimiz geldi. Kırmızı peçetelerimizle şöyle... Başkanın ne işe yarayacağını abi bana anlatayım. Ben hakikaten bıçak. Başka tatlı kaşığı. Seninkiyle başlayalım mı abi? Başlayalım o kadar abi. Prodüksiyona gerek var mıydı tabii acaba? Bir konuşalım. Yani sen zor biter çünkü bir de bunlar. Neler yaşadın abi? Abi şöyle gittim. Evet. Postanenin orada bir simitçi buldum. Tamam. Merhaba dedim, hayırlı işler. Çok güzel. Aynı bir tane simit zaten alacağım dedim. 2 lira. 2 tane dedin, sen bir tane mi aldın? Bari şurası hayır, da tam alsaydın. Göstersene. Bir tane simit şöyle. Çok güzel. Aldım. Bir de 2 yanına... lira. Bir de yanına bunu aldım. Bu da 2 liraydı. Ama benim cebimde 3 lira vardı. Evet. Dedim ben o zaman başka yerden alırım. Sen dedi olanı ver dedi. Ben 3 lirayı verdim. 50 lira üstünü de isteyemedim. 3 lira oldu. Ama yani şöyle bir şey. Evet, simidim var. Likır. Onun markası renkli, likır mı? Likır abi. Likır. Güzel. Likır likır içersin sour artık. Sour sherry drink diyor. Vişne suyu yani. Sherry. Sherry'im iç istersen biraz. Sherry lady. Abi çok tantana yapma. İç işte simidinden diye biz devam edelim. Da benim bir daha dakika, gelecek bir dakika. Gibi ben bunları çok hep kullanacağım abi. Bir saniye. Abi şu yani 3 liralık kahvaltı için de yani... Şu tatava. Şu tatavaya gerek yok ya gerçekten. Ama... Oo, evet, bu arada dışarıdayız. Mediacraft'ın yan komşuların inşaatları devam ediyor. 5 senedir bitmedi arkadaşlar inşaatlar. Duvar kalmadı o evde. Artık Kadıköy Belediyesi'ne sesleniyoruz. Artık bir bitirin daha şunları. Afiyet olsun başkan. Ama çok kibarsın. Bir de ısla. Ha, aynen abi. Vişne can değil midir vişne ya? Candır. Ekşi ekşi. Evet. Bu arada Dimes'in miymiş bu? Evet, Dimes'in. Alt markası. Saygılar yani. Sevgiler. İlk defa gördük biz Likır'ı. Likır'la ilk kez tanıştık. Abi lütfen devam edebilirim ben. Ben rica edebilirim Emre'cim. Kendi kahvaltım. Başkan çünkü simidini yiyor. Ay kabağım eliyle. Acıkmadık mı? Ben çok acıktım. Gözüm doyacak ama inanın. Neler söylediğime inanamazsınız. Bir dakika. Şu çayım mı benim? Mış. Bir dakika, çay mı söyledin? Abi çay söyledim de. Ay bir şey baksana, yağ püskürmüş. Şu... Ay burada neler yaşanmışlıklar. Artık bu plastikle, erimiş. BPA ile artık neler oldu neler. Dur. Dışarıdan çay gerçekten sipariş vermeyin. Gidin ayağınızın tozuyla. Ama yani bu tozuyla çay zaten bu şekilde gelmemesi gerekiyor. Onun bir kapağı olur değil mi normalde? Abi var var. Kapağı var. Ha. Ama o değil onun kapağı zaten. Sıcak. Elinden geleni yapmışlar bakayım. Ve bir şey söyleyeceğim. Beklediğini kabul et hem de. He çok güzel. Ne? Vallahi güzel. 25 liraya valla bence... Bu çok yağ çıkmış bir şeydi. Bu ne? No. Tost mu? Hayır, benim pişim vardı. Sucuklu pişim vardı. Pişmiş. Bu. Sucuklu pişi mi? Sucuklu pişi güzel bir şeydir sucuklu ya. Sucuklu pişi. Pişmiş. Burada ya şuraya bir parça sucuk. Efendime söyleyeyim, başkan hiç sen şansına küs. Ne söyledin? Beyaz peynirli menemen söyledim menemen efendime. Menemen söyledim. Şöyle bir açayım. Bence menemen... Nerenin menemeni boş meşhur? Çakallı. Bilmiyorum. Bu soruya gerçekten bir cevap vermeliyim. Ben verdim. Soğanlı mı peki, soğansız mı arkadaşlar? Sorumuz bu. Ben ikisine de okeyim. Ben soğansız. Sabah kahvaltı ediyorsun ya. Şöyle menemenimi size göstereyim. Beyaz peynirin üzerine yatırmış. O beyaz peynirli mi? Abi niye yani, niye? Karıştırsanız şey arkadaş. Evet, ya değil mi? Beyaz peynir şöyle bir... Yatmamalı yani üstünde onu. Gerçekten hiçbir müşterinin bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Ha? Ama beyaz ağzı peynirli demişler ama abi. Ve beyaz abi peynirli. Tamam okey ama yani biraz ama daha... Ama ispat etmiş onu. Beyaz peynirli. Pişini de yiye görelim. Güzel güzel. Yani kötü olamaz zaten. Beyaz peynir menemen tadı kötü olmaz ama biraz ezeydin be abicim ya. Değil böyle mi? Böyle bir. Evet. Hani gene üstüne o serp de. Normal menemenin içine sonradan adapte edilmiş. Fırat Sobutu Aytaklı'yla yapayım mı? Hadi. Bak Fırat hala şunu yapmayı Fırat'tan öğrendim. Ama çok güzel yapar Fırat, onun gibi yapamadım. O bütün bir ekmeği sevgiler yapıyor kardeşim çünkü. Ha? O bütün bir ekmeği yapıyor. Böyle bir job etmesi gerekiyor onun. Ve pişimiz var bir de tabii. Evet pişimizi yiyeceğiz. Şöyle içini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sucuklu... Sucuk burada. Ha, tamam, var, var var. Sucuklu hakkını pişi. Yiyemem. Güzelmiş vallahi. Peki bir şey soracağım. He, pardon. Pişmiş mi? Pişi işte pişmiş. Abi ne kestim ben? Kesiyor mu kırıyor mu ben anlayamadım ya. Nerenin inşaatı abi bu? Valla gidelim yeni artık ya, biz durduralım ya. Abi dur artık. Durdu. Evet. Sucuklu pişim gördüğünüz gibi. Burada tadı güzelmiş. Güzel koktu bu arada. Eminim çok güzel. Güzeldir abi. Ama benim daha güzeli vardır diye inanıyorum. Hmm. Gelecekler.
250 TL değil ama bizimki de fena artık değil. Artık ben de alabilir miyim yemeklerimi izin verirseniz? Veririm. Başkan geçelim mi Şeyma'ya? Geçelim, ben merak ettim neler söyledi. Ben size söyleyeyim, 25 TL ile gayet memnunum. Menemen de okey. Pişi de okey. Ben 25 TL alınacak en güzel şey aldım düşünüyorum. Çayım da var. Daha ne? Başlayalım. Oy. Hoş geldiniz. Vallahi Şark donatıldı, soldum. Donatıldı masalar. Çok iyi değil mi? Biraz anlatabilir misin bize tabii masa neler olduğunu Şeyma Hanım? Öncelikle şurada güzel bir kruvasanım var böyle. İçi çikolata dolgulu, kruvasan. Bol nutellalı. Yemek sonunda yiyeceğimi Fransızca düşündüm. Konuşuyor yani oradan. Kruvasan, evet. Burada bir limonata. Aa, olur da belki canım portakal suyu da çeker diye onu da söyleyeyim. Onu da göster lütfen. Şöyle. Müthiş. Taze sıkma, yanlış anlaşılma olmasın. Bu da ev yapımı limonata. Şurada şöyle bir kahvaltı tabağımız var. İşte jambon, biraz zayıf, peynir, kaşar. Biraz zayıf o. Ya peki tamam İyi yani. İyi de devamı var yani. Domates salatalım. Çok güzel, aynı çok güzel. Devam ediyor. O ne? Şöyle bir sucuklu bir yumurtamız Başkan, var. Başkan bakalım mı tadına Nasıl abi? Nasıl olacak keşke, o iş? Keşke. Çok güzel lütfen. Gerçekten. İçim daralırsa sıcak olur diye böyle bir karpuz söyleyeyim dedim. Serin serin iyi gider. Çok güzel. Karpuz tek başına olmaz. Belki canım başka bir şey ister diye de şöyle çilek, üzüm, muz. Çilek, muz. Canım ne isterse, anladın mı? Şuna geçtin mi sen? Bunu daha söylemedin Bunu mi? Daha söylemedim. Şöyle bir beyaz peynir, pişi ve bu hediye olsa gerek çünkü onu bilmiyorum. Böyle çok güzel. Karışık bir tabağımız var. Ekmeğimiz zaten. Şurada, o nedir o ya? O. Çok güzel görünüyor. Acayip yani. Güzel gözüküyor. Bu beef bir şey. Yani içinde dana et var yani. Et, evet et var. Turşu var. Roka var ve yine üstünde kaldım oğlum şöyle böyle. Bir yumurta var. Güzel pişmiş. Çok güzel. Yumurta. Ben de melemen yiyeyim. Melemen yiyeyim. Melemen. Sonra, abi sen yine iyisin ya Meli. Devam ediyorum. Burada ben yeşillik seviyorum böyle salata, evet, yumurta seviyorsun. Falan. O yüzden böyle bir tabak söyledim. Şurada da avokado var. Görmüyorsanız yardımcı olayım. Of, şu of. Salatalı bir gösterir misin ne halde getirdiklerine? Bakar mısın şu güzelliği şuna bir. Ha, curly yapmışlar. Abi inanılmaz. Bu kabak zaten olabilir bu kadar bu arada. Şu tabak 20 lira kadar ekstra abi. 33 lira falandı galiba. 20 lira. Şöyle yumurtalı ekmekli başka bir salatam daha var. Yani bu birazcık daha böyle avokado, havuç, sebze ağırlıklı. Bu daha yeşillik böyle ağırlıklı. Başka söylemediğim şey soslarım var. Ekmeğim vallahi, zaten var. Çok teşekkür ederim yemeğimi pişine yani, düştüğüm ben, için. Evet, ben artık sineği kovdum. Ben o zaman şöyle önce bir salatama sosunu afiyet döküyorum. Afiyet olsun Şeyma. Hangisini içeceksin? Bu işin 250 TL değil mi burası? 243-244 falan bir şey olması lazım. Sen yine normalde Şeyma para harcayamıyor arkadaşlar çok o kadar. Çok 250 deyince gerçekten. Normalde 100 lira zorla harcadı. Harcadı ya. Ha? Zorla aldırdı. Yine 250 yapmadı. Yine 240'larda falan iyi. Başlıyorum. Şununla başlayacağım. Afiyet olsun vallahi Şeyma. Valla Şeyma bir şeyle başla artık ya. Şöyle üstünde. Şeyma pişi neyli? Piş patatesle. Sade de bakın değil şimdi nasıl ısıracağıma bakın. Yumurtanın sarısını görüyor musun? Üstüme dökülmez inşallah. İnşallah dökülür. Şeyma afiyet olsun. Valla o kadar gözümüz kalıyor ki şu anda. Oh! Oh peçeten var mı annem? Var. Ay. Muazzam. Vallahi çok güzel yiyor yani gerçekten. Şu sucuğa da biraz bir şeyler batırsana ya. Şeyma. Ben de bunu mu yiyeyim? Bu da benim önüme düştü. Şu pişimi kaparım. Bunlar kaç tane farklı yerden söyledin sen bu arada? Çok. 5-6. 5-6. Şöyle patates pişeyim. Oo. Bir koklayabilir miyim? Çok en azından bir koklat ya. Bakayım. Ben de kendi pişimi yiyeyim canım. Bu arada benim pişimde sucuklar vardı. Ben kediye verdim onları. O yüzden pişim şu an bomboş. Afiyet olsun. Onu pişe de koyabilirsin biliyor musun? Pişin içine koysan onları. Uf! Uf! Yumurtalı sucuklu pişi. Hmm. Uf! Patates. Peynir de yer. Çok iyi. Bu yumurta? Yumurtayı da ye. Croissant'dan da biraz ye. Oo, bak bakın bu yumurta sulu. Ye. Ye ne yapayım ye. At ağzına. Oo. Peki Şeyma? Vallahi insan bu kedi de buradan buraya geliyor baksana. Abi gelir ama ya Mimi. Ben bile şu an patates geldi yani şuralara. Deminden beri o kediyi ben besliyorum abi. Bu sucukla benim pişini sucuğuyla kediyi besliyorum. Şundan yiyeyim mi bir tane? Ye hepsini ye. Şöyle hepsini ye. Spagetti gibi yesene. Kopuyor. Kabak mı bu arada? Kabak mı? Çiğ kabak mı? Kabak da verdim. Şeyma şu ne yemediğin varsa ondan da ye artık. Biz çünkü şişti yani böyle şeyimiz, midemiz. Rica etsem içeceklerimi açabilir misin başkan? Tabii açarım. Ha, pipet göndermişler. İstersen pipet şey yapalım şöyle. Ama girmiyor ki pipet. Girer ya onun şeyi vardır. Ama yok. Ben de bu arada menemenimi buyurun. Pişime dolduracağım. Ne yesem ya? Şu neymiş ya? Şöyle. O çok güzel. Üzümlü mü o? Şeyma. Çok güzel oluyor o. Değil mi? Of çok güzel bir şey o. Üzümlü yağlı çörek. Şundan da iyi. Bayılırım. Buyur Şeyma Hanım. Limonata, portakal. Kursandan da yesene. Yiyeceğim o en son dur. Valla. Şeyma acele etme ya valla.
Ye yani. Çok bak yok. Şu sucuklu yumurta çok güzel gözüküyor ya. Güzel mi tadı? Çok sucuk güzel vallahi. Mi? Çok güzel. Sonra biraz kedi yattı mı? Hı? Vişne suyu ister misin? Hangisini içeceğim ya? O taze mi yapılmış mesela limonata? Ne diyorsun? Hı-hı. Ha? Evet. Bu? Bakacağım. Evet. Abi 250 lira veriyorsan bir şeylerin de taze yapılması gerekiyor bence. Bu? Değil mi hocam? Gerçek sıkma mı? Evet Şeyma, artık şu kruvasanla veda edelim mi diyor ya? Ne dersin? Şu kruvasanla artık son... Ben de simidimi bitiriyorum artık. Bu nedir artık. Ya? O bir tane videoda sana mı denk gelmişti kruvasan? Bayağı güzel bir şey bu. Hı-hı. Başkana. Değil mi? Başka mı denk gelmişti? Canım çekmişti. O günden, beri canım çekmişti ve bunu bekliyorsun değil mi? Hazır mısınız? Şeyma, saçların da çikolata oldu. Boş ver. Nasıl Şeyma? Değdi mi 250 liraya? Çok iyi. Evet arkadaşlar, biz zaten bunu meyve yemedim. Şeyma devam edecek videonun sonunda, bize vermeyerek devam edecek bence. Bir videonun daha sonuna geldik. Afiyet olsun diyoruz Şeyma'ya. Kendinize iyi bakın. Var mı diyeceğim bir şey başka? Abi ben hep böyle oluyor. Ben bitiriyorum bu arada. Benim az kaldı. Birazdan bitecek. Pişiyle menemenim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Afiyet olsun Şeyma. Bay bay. Şu ortamda simit yedim ya.